Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Şişli ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalı açıklamasından sonra vatandaşlarımızın ne düşündüğünü soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. İşten geldiniz mi YouTube'da? Denk geldim. Seyrediyorum. Nasıl buluyorsunuz efendim? Gayet şeffaf, aydınlatıcı. Bu uyuyan ülkenin bazı insanları uyandırması dileğiyle seyretmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hemen sorumuzu soralım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi dün bir karar verdi. Demirtaş derhal serbest bırakılması dedi. Ne düşünüyorsunuz? Buna gayet katılıyorum. Gerçekçi bir olaydır. Şundan dolayı konuşuyorum. Siyasi olayından dolayı Sayın Demirtaş'ı haksız yere şu anda hapiste olduğunu biliyorum. Buna nazaran şu anki mevcut iktidar elinden geldiği kadar kendisine karşı çıkan bütün muhalifleri içine kapatmaya çalışıyor içeriye. Tabii ki bırakılmalı. Röportajlarımıza denk geldin mi YouTube'da? Geldim, bazı geliyorum. Tamam. Vallahi onlar büyük insanlar bilir. Biz bilemeyiz ki onu. Ben ona bir karar veremem ki. Cumhurbaşkanı var, başbakan var, danışmanlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki bütün yargının üstünde. 17 tane ülkenin hakimleri oturum yaptılar. Yanlış tutuyorsunuz dediler. Tamam da bunlar düşünmesi lazım. Ben nasıl düşüneceğim onu? Bunlar düşünsün. Bunlar düşünecek. Valla burada o Avrupa Birliği'nde geçerli, burada geçerli değil. Geçerli burada, Türkiye'de imza atmış. Ya atmış ya, burada ne yapacaklarını kendileri biliyor yani. Yargı, yani, yargı. Evet, yargı kendisi bilir yani. Valla ben Selahattin Demirtaş'ı kişisel olarak severim. Yaptığı politikaları beğenmesem de. Çok da eleştirmişliğim de var. Yani Kürt halkına hitap edeceğine, Türk halkına hitap etmesini isterdim. Bence... Tabii herkes etmiş olsa Türkiye Partisi olurdu. Ya da CHP'nin başında olmuş olsaydı ya da herhangi bir sol partinin çok daha yüksek oy alırdı o parti. Ondan da eminim. Yani bence esir olarak tutuluyordu zaten orada. Bırakılması lazım ama ülkede anayasa yok. Bırakılır mı bırakılmaz mı onu da bilmiyorum ne olacağını. Suçu varsa yatsın abi. Ama yok ya da Avrupa İnsan Hakları. Ama gözüküyor ortada. Hani Avrupa Birliği bilmiyor ki. Onu Türkiye biliyor. Ama işte 17 ülkenin yargıçları var. Türkiye'nin yargıcı var. Türkiye görüyor şimdi, Avrupa görmüyor ki onu. Görmüyor diyorsunuz. Katılmıyorum ben. Bırakılmamalı mı? Yok, bırakılmamalı. Tamam. Yok, o konuda şimdi Demirtaş bırakılmasın. Yok. O konuda yanlış. Yani şimdi Demirtaş şöyle, Demirtaş PKK'nın bir yönü aslında. Yani o bakımdan dolayı bence doğru. Tutulsun yani. İçeride tutulsun yani. Dışarı çıkmasın. Efendim, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaptığı oturumda Demirtaş'ın siyasi olarak içeride tutulduğunu iddia ederek karar verdi. Hemen serbest bırakılsın dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bırakılmalı mı? Şimdi anlaşmalar gereği yapılan uygulamada terslikler var. 4 sene gibi bir adamın içeride fikrine katılıp katılmama meselesi değil bu. Hukuki olarak yanlış bir uygulamadır. Şimdiye kadar karar verilmesi gerekirdi. Karar verilmesi gerekirdi. Hüküm belki çok suçu var, olabilir. Ama karar versin, çeksin. Yani o zaman Avrupa İnsan ama doğru karar vermiş diyorsun. Doğrudur. Yani doğru bir karar olmuş. Bizim ülkenin direkt olarak zaten onu hapse atması değil de asması gerekiyordu. O yüzden Avrupa İnsan Hakları'nın verdiği serbest bırakma bence mantıklı. Bizim onu asmamız lazım direkt. Öyle mi diyorsun? Evet, direkt. Neden efendim? Yani çünkü ülke... Siyasi parti lideri diyor. 4 yıldır karar vermediniz diyor. Bırakın diyor. Siyasi parti lideri değil aslında. Burada tamamen nereye gittiği belli aslında ucunun. Ucun nereye gittiği belli. Yani buradaki başka yerlerden güç alması, etmesi gibi şeylerin aslında bizim ülkedeki ne kadar zararı olduğu da belli. Yani ben şahsen Diyarbakırlıyım. Yani oradaki insanların daha çok onu desteklediğini de biliyorum. Ama yani dediğim gibi burada ülkedeki bizim kendi şeyimiz belli. Yani özgürlük direkt. Milliyetçi bir insanız hepimiz. Milliyetçilikte olduğu için hiç kimse bizim ülkemizi bölmemesi gerekiyor. Bölen kişinin de sonunun ne olacağı bellidir aslında direkt. Ya içerisinde çok fazla şey var açıkçası. Hani ben ötekileştiren biri değilim. O ya da bu diyemem ama tabii ki özümde bir tık milliyetçi olduğum için bilmiyorum ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de öne sürdüğü şeyler vardır mutlaka, mantıklı gelen. Ya herkes hak ettiğini alsın. Eğer gerçekten suçlu değilse tabii ki de çıksın. Bilmiyorum. Kişi olarak almıyorum. Ama dediğim gibi ortada bir suç varsa tabii ki de sonucunu yaşamak durumundayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 12 ülkenin yargıçları var orada. Dedi ki evet. 4 yıldır
siz bir karar vermediniz. Hukukiden çok siyasi olarak içeride tutuluyor. Evet. Hemen bırakın dedi. Ya evet, bir tık siyasi anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Ya daha çok hukuksal değil, daha çok siyaset ve politikayla ilgili olduğunda bir şeyler oluyor ülkemizde. Maalesef tam anlamıyla adalet sisteminin oturmadığını düşünüyorum. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle haksız değil. Adam Avrupa, ben Avrupa'da makarkarını söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları kim? Çemert'te Selahattin Demirtaş kim? Kardeşi dağda askeri kurşun sıkıyor. Terörist ya. Kardeşi olabilir. İnsan kardeşinin suçundan tutulamaz. Terörist. Her zaman. Niye peki PKK'ya gidip de sen terörist demiyor? Niye sen o şey... O zaman demiyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı yanlış. Yanlış. Doğru karar abi. Doğru karar. Son soru. Çünkü bir meclis üyesinin başkanı, hani her ne olursa olsun abi, oraya giriyorsa hani daha bir farklı olması lazım. Hani oraya gelip orada başında milletvekillerinin başında durması lazım. Hani işini gereğini yapması lazım. Şimdi abi çoğu buraya bak, çoğu Kürt. Hepsi mi terörist mi? PKK mı? PKK terörist değil diyorsun. İnsanı abi dışa göre yansıtıyorlar. Şuna bakacaksın diyorsun. Şimdi ben sana bakıyorum abi, misal eski bir şapka böyle gazilerin falan taktı. Ben senin elinde mikrofonu görmemiş olsam derdim ki ha bak abi eski gazilerden. Şimdi geziyor. Ama ne oldu? Röportajcısın, ekmendesin. Tamam. Hükümet ne dedi? Hükümet bir şey demedi, ben duymadım yani. Yani hiç şey demedi mi? Sabahtan beri medyayı takip etmiyor musunuz? Ben etmedim. Kesinlikle hayır. Bırakılmamalı. Yok. Dün Demirtaş'ın sen... Bıraksınlar. Bırakılmalı mı? Bırakılmalı tabii canım. Yani niye bırakılmasın, o kadar 13-14 milyon oy almış adam. 6 milyon. Yani sonuçta ya tabii araya da mesafe koyması lazım ama insani anlamda şey, ben düzgün bir adam olduğuna inanıyorum onu ya, insan olarak yani. Yok, doğru bir karar değil bence. Çünkü bu ülke şöyle, bu ülkenin iç işleriyle ilgili Avrupa Hakları İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği birçok konuda makul ve mantıklı şeylerden davranmıyor. Tüm dünya, sadece Türkiye. 4 yıl oldu, cezası varsa ceza verin. Böyle hiç daha karar verilmemiş ona karşı. Bakın şöyle, evet, iddianamesiz bir şekilde insanların suçlanması çok doğru değil. Bu ülkede herkesin, iktidar, muhalefet, siyasi partiler, bürokratlar, siyasiler tamamı eğer suç duysa bunların ya adaletli bir şekilde soruşturulması, araştırılması, karar verilmesi, gerekirse cezalandırılması lazım. Bu herkes için geçerli. Demirtaş da bunlardan bir tanesidir. Suç unsurları varsa içeride tutulması veya hapsedilmesi makuldür, cezalandırılması makuldür. Bunların tabii yapılması, usullerin düzgün olması lazım. İnsan haklarına ters olmaması lazım. Ama Avrupa Birliği'nde bu işe karışması çok mantıklı değil. Bizim bu işi kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Eğer süreçle ilgili bir yanlış varsa, Demirtaş'ta bir haksızlığa uğruyorsa bunu kendimizin çözmesi lazım. Suçluysa cezalandırmasını da yapmamız lazım. Ama bu ülkede artık herkes için aynı şey olması lazım. Yani bu ülkeye lazım olan şey şu. Anayasa, işte siyaset, ekonomi, tarım falan değil. Önce suç ve ceza yasasını net bir şekilde önce suç ve ceza yasasını netleştireceğiz. Bu ülkenin zeminini, toprağı sereceğiz. Üzerine ne inşa edersek o zaman makul olur. Ama biz hukuku getirmezsek, suç ve cezayı netleştirmezsek üzerine inşa edeceğimiz her şey, kim yaparsa yapsın, iktidar ya muhalefet yıkılır. Selahattin Demirtaş'ı tanıyoruz ama içeriğini bilmediğim için, eğer PKK yanlışıysa karar yanlış. Eğer PKK yanlışı değilse karar doğru. 4 yıldır karar vermemişsiniz. 4 yıldır birisini içeride tutmanız yanlış. Belki yarın susuz çıkacak. Bunu ne yapacaksın? Hemen bırakın dedi. Çünkü ceza belli değil ya. Yani bazı şeyleri Türkiye içerisindeki mahkemelerin halletmesi lazım. Oraya gitmeden karar Karar verilmesi lazım. Yani kendi içimizde halletmemiz lazım. Eğer adam gerçekten bir suçu varsa suçunu çekmeli ülke için. Eğer ülkede gerçekten bir suçu yoksa da serbest kalmalı. Yani bu Türkiye mahkemelerinin bileceği bir iş, Avrupa'nın değil. Tabii. Vallahi yani o konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Avrupa İnsan Hakları'nın verdiği kararlar bazen çok da sağlıklı olmuyor. Yani burada yapılan yargılamaların ne derece sağlıklı olduğu konusunda da bir fikir sahibi değiliz. Orada 4 yıl oldu tutukladınız. 4 yılda karar vermeniz gerekiyor dedi. Süre aşılmıştır, serbest bırakın. O tabii süre aşılmış, mevzuat gereği onu bilemem de tabii. Yani burada bazı şeyler var mesela, yapılan şeylerle ilgili müdahale edilmesi de çok da hoş bir şey, durum değil tabii. Yani ama Türkiye bir... kabul etmiş zaten orayı. Dolayısıyla bir de hariçten müdahale etmiyor. Türkiye'nin imza attığı. Muhtemelen tabii. Yani burada işte dediğiniz gibi yargılama süreçleriyle ilgili sıkıntılar var. Buna benzer bir sürü sıkıntılar var. Diğer, evet.
diğer benzeri konularda da bir sürü sıkıntılar var esasında. Yani sırf ona has değil, genel anlamda. Yani geciken bazı konularda karar vermekte gecikilen bazı durumlar var mevcutta zaten, evet. Kendi iç işleri pek karışmamak gerekmiyor çünkü biz onun üyesi olmadığımız için pek karışmak gerek. Hadi biz gerekmez ama tek bir şey söylerim, demokraside her şey mübahtır. Bırakılmalı mı, bırakılmamalı mı abi, onu sordum. Cevap vermedim. Valla ne desem yalan olur. Karar veremedin o konuda. Tek bir şey söyleyebilirim, çekimserim. Selahattin Demirtaş. HDP eski eş genel başkanı. 4 yıldır içeride tutuyorsunuz dedi. Hemen bırakın dedi. Karar verdi. Bence bırakılmalı. Suçsuzsa bırakılmalı. Evet. Niye serbest bırakılacak ki? Bu kadar insanı, hani Kürdistan diye arkasında tuttukları insanları savunmayan insandan ben hayır beklemiyorum. Bu kadar insan boşu boşuna öldürülüp duruyor. 4 sene geçti. 4 sene geçti dedi, tutuklu dedi. Süre aşmış, bırakmanız lazım dedi. Aşmasıyla bir alakası yok. Sonuçta teröre kim yardık yapıyorsa kendileri, CHP'nin dediği gibi Allah belasını versin. Yani bu kadar basit. Tamam. Buna yorum yapmak istemiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün verdiği bir kararda Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılması kararı verdi. Siz ne düşünüyorsunuz? 4 yıldır cezaevinde. Yani eğer suçu varsa 4 yıldır cezaevinde, eğer bunun bir hükmü, kararı verilmediyse bence devlet bunu şey yapması lazım, serbest bırakması lazım. Yani yeterli bir süre. Tabii yeterli bir süre. Eğer kanıt yoksa şayet, delil yoksa, ispat yoksa, yani bunu şey yapmaları lazım, bırakmaları lazım insanlık adına yani. Serbest bırakmaları lazım. Dünyada en güzel şey özgürlüktür varsa diye. Varsa da cezasını versin diyorsun. Varsa da tabii hakimlerimiz kararını versin. Ne kadar, 20 sene, 30 sene. Tabii canım. Versin. Yani sen böyle bir şey yapacaksın ama hakkında eğer böyle kesinleşmemiş herhangi böyle bir şey yoksa da tabii serbest bırakılması daha doğrudur. Dünyada en değerli şey özgürlüktür ya, insan özgürlüğüdür. Bu hepimiz için geçerlidir. Ben şunu, bunu herhangi bir partinin zaten taraftarı değilim. Ben oy kullanan bir adam da değilim zaten. Demokrasinin ruhuna, felsefesine tamamen... O zaman tamam, siz diktatörlüğü daha çok tutuyorsunuz. Daha belli, ezilin taraflar belli diyorsunuz. Şimdi bak, saflar belli. Demokrasi şeytani bir düzendir. Bak, demokrasinin içerisinde partiler vardır. Var, bu partilerin var. İzbe, sığ, böyle palyatif, kökü temeli olmayan, ipe sapa gelmeyen böyle fikirleri vardır. Ondan sonra bunun yanında da bir klik vardır. Başkan ve onun etrafında dönen bir klik vardır. Adamlar, orada tabii burada felsefe yürütemezsin. Burada fikir beyan edemezsin. Burada hiçbir şeyi ortaya koyamazsın. Dolayısıyla zaten liderin olduğu yerde istişare olmaz. Olursa zaten o adam lider olamaz yani. O zaman bu kişinin liderliği sorgulanır. Bakın, devletimizin kurumları bellidir. Bu kurumlar aşağıdan yukarıya doğru yapılanacak. Yapılandıktan sonra ne olacak biliyor musun? Bak, yani bizim eyalet valisine ihtiyacımız yok. Halifeye ihtiyacımız yok. İnan var ya, size samimi söylüyorum, bizim oturan boğaya bile ihtiyacımız yok. Oturan boğaya ihtiyacımız yok. Arşidük'e, konta, krala, prense, halifeye, mahalle muhtar, bunlara ihtiyaç yok ki. Siz kurumları düzgün bir şekilde yapılandıracaksınız. Ama ihtiyaç yok diyorsunuz. Hangi kurum yapılandıracak? Bütün kurumları biz yapılandıracağız. Yani Yunanistan gelip yapılandırmayacak ya da Rusya gelip yapılandırmayacak. Hangi mantıkla yapılandıracağız? Hangi sistemle? Bakın. Şimdi şöyle yapacağız, bakın. Devleti nasıl devletin kurumları bellidir. Şimdi bunu o kadar açmaya şey yaparsan. Bakın, siz tarımı düzgün yapamazsanız, tamam mı? Bir hata, bak, bir yanlışlık öbürünü yıkıyor. Sonra bu ikisi bir araya geliyor, üçünü yıkıyor. Üçünü yıktıktan sonra dördünü. Şimdi biz bunun içinden bir tanesini alır tartışırsak biz seninle doğruya varamayız. Ben doğruyu anlatamam o zaman. İşte diyorsun, kök kim yapacak bunu diyorum, anladın? Mesela şu an insan olarak bakın. Yani sistem hangi sistemde yapacak? Demokrasi sisteminde mi? Teokratik mi? Demokratik sistem değil. Sadece ve sadece böyle bir düzene ulaşabilmemizin tek yolu insaf ve merhamet sahibi olan, vicdan sahibi insanların devrim yapması lazım. Devirmek yani. Deviriyorsun, bunu kaldırıyorsun. Ondan sonra yeni bir sistem. Onu şu an yine birisinin önderinde yapmaları gerekmez mi? Ya demokrasi hiç böyle bir sisteme müsaade eder mi? Çünkü sırada o kadar adam var ki gününü bekliyor. Diyor ki, şu dağın arkasındaki güneş bir günde bizim bağrımıza doğacak. O şimdi yapsın, ben geleyim. Yani diyor ki, ondan sonra bak, ben daha iyiyim, ben daha güzelim. Peki bu düşündüğünüzün yapılma imkan ihtimali nasıl var? Kim yapacak? Ya bu top
top. Zaten devrim halkla olmaz. Devrim vicdan ve namus sahibi az ve öz insanla olur. Çoğunlukla olursa bunun adına devrim denmez ki zaten. Çoğunluk gider, kararını verir. Mesela sandığa gitmez.